başına anlamı olmayan, ancak cümle içerisinde kullanıldığında yeni bir anlam kazanan var. Ve B geliyorsa... Aferin size, harikasınız. Örneği kim yapmak ister? Peki mevcutlar bir parmak kaldırıyor. Tamam, gel yap bakalım. Kardeşiyle. Evet, ile sözcüğü orada bir edattır, değil mi ya? Peki. Bir kere onlara farkındalığı uygulamalı olarak aşılama fırsatı buluyorsunuz. Onlar için çok farklı bir şey. Çünkü engelli bir öğretmenleri var ve bundan sonra ben şunun rahatlığı içerisindeyim. Benim öğrencilerim, benim mezun ettiğim öğrencilerim engellilere nasıl yaklaşmaları gerektiğini biliyor olacaklar. Bir engelliyle karşılaştıklarında tedirgin olmayacaklar, önyargılı olmayacaklar, okulumuzda engelli öğretmen istemiyoruz demeyecekler ya da okulumuzda engelli öğrenci istemiyoruz demeyecekler. Benim öğrencilerim her anlamda engelli farkındalığı bilincine sahip bireyler olarak yetişecekler ya da mimar olduklarında, mühendis olduklarında, müteahhit olduklarında bir bina yapmaları, tasarlamaları gerektiğinde erişilebilirlik koşullarına dikkat edecek olan bireyler olarak karşımıza çıkacaklar. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey. Benim çok değerli öğretmenlerim vardı. Benim öğretmenlerim bana vakit ayırıp boş zamanlarında matematik anlatırlardı, edebiyat anlatırlardı, test çözdürürlerdi. Bunun karşılığında da benden hiçbir ücret almazlardı. Ben öğretmen olmaya ta ilkokulda, ilkokul öğretmenimden itibaren onu tanıyınca karar verdim. Çünkü ben yatılı okulda öğrenciydim ve benim öğretmenim bize yemeğimizi yedirmeden kendisi yemek yemezdi. Sonra ortaokula geçtiğimde böyle duyarlı öğretmenlerim oldu. Liseye geçtim, yine fedakar öğretmenlerim vardı. Sonra üniversiteye geçince hayatla yüzleştim. O zaman dedim ki evet, ben kesinlikle öğretmen olmalıyım ve benim bir engelli olarak yaşadığım olumsuzlukları başkalarının yaşamaması için onlara hayatta farklı bireylerle de karşılaşabileceklerini, farklılığın bir engel değil, aslında bir zenginlik olduğunu anlatmaktı hayalim. Bu yüzden öğretmen oldum ve başardığımı düşünüyorum. Biraz daha sağa. Yukarıda hocam geldi. Böyle yerden şöyle yukarı doğru fırlatıp tam düz fırlatırsanız tamam. Girer. Evet hocam. Girdi hocam. Allah'a girdi hocam. Helal olsun hocam. Benim öğretmenlerim.